Herkese merhabalar. Bugünkü dersimiz doğal sayıların sıralanması ve karşılaştırılması. Doğal sayıları sıralarken ve karşılaştırırken büyüktür ve küçüktür işaretlerini kullanmamız gerekiyor çocuklar. Büyüktür işareti öğrenmiş olduğumuz gibi şu şekildeydi. Yukarıdan aşağı çizgileri çektiğimizde tıpkı bir B harfine benziyordu. Küçüktür işareti ise bu şekildeydi. Yukarıdan aşağı çizgi çektiğimizde tıpkı harfine benziyordu demiştik. Hadi bakalım sayıları sıralayalım ve karşılaştıralım. Öncelikle burada sizler için 3 tane sayı verdik. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım çocuklar. 5892, 8013, 5810. Öncelikle en küçüğü yazalım. Biri 5000'le başlıyor, biri 8000'le başlıyor, biri 5000'le. Tabii ki 5000'likler daha küçük olacak. 892 mi daha küçük, 810 mu daha küçük? Tabii ki de 810 daha küçük. 5810 küçüktür. Diğer 5890 kaldı. O da küçüktür. 8013'ten. Yani en küçük sayımız 5810. Sonraki sayımız 5892. En büyük sayımız 8013 diyeceğiz. Gelelim diğerine. Sayılarımızı bu sefer büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En büyük sayımız hangisi? Evet, çünkü zaten direkt görüyorsun ki 8000 ile başlıyor. 8622 büyüktür. 7002 sayımız var. Binleri aynıysa diğer sayıya bakıyoruz. 800 diye devam ediyor. 200 diye devam ediyor. Evet, 7890 olacak. O da büyüktür. En son 7263 kaldı. En büyük sayımız 8622. Sonraki 7890 ve en küçük sayımız da 7263 dedik. Gelelim buradaki sayılarımızı karşılaştırıp sıralayalım. En küçük diyelim, yine küçükten büyüğe doğru gidelim. En küçüğü, evet, zaten çok kolay bir şekilde görüyorsun. 1036 küçüktür. 3903'ten, çünkü 3000'le gelir. 8000 artık zaten en büyükleri, 8386 oldu. Gelelim 5 basamaklı doğal sayıları sıralayıp karşılaştırmaya. En büyük sayımız hangisi? 35892, 58013, 35810. Evet, en büyüğü bu, değil mi? 58013 büyüktür. 35892 mi? 35810 mu? Tabii ki 92 daha büyük olduğu için 35000 892'den. O da büyüktür. 35810'dan diyeceğiz. Bu en büyük. Bu da en küçük oldu. Devam edelim. En büyük ve en küçüğü bulalım hadi. En büyüğü 80.000 diye başladığı için tabii ki de bu 80.622 büyüktür. Hemen ardından 67.000 olan gelecek. O da büyüktür. 57.890. Çok kolay değil mi? Bu sefer küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçüğü, evet, zaten belli, 37.903. Sonraki küçüktür. Evet, sıralı gelmiş, 41.036 küçüktür. 48.386'dan. Sayıları sıralamak oldukça kolaydır. Son olarak 6 basamaklı sayıları da sıralayalım. 235.892, 458.013, 135.810. En büyüğü hangisi? Evet, 458.013. Bu birinci büyük. Sonraki
235.892 ikinci büyük. En sonunda bu kaldı. Hadi bu ortaya bakalım. En büyüğü hangisi? Sen söyleyebilirsin artık. Evet, 880 bin olan en büyük. Diğeri bu mu? Bu mu? Evet. 457 bin. Sonra hayır, yanlış yaptık. En büyük bu değil. 700'lü daha büyük olur çocuklar 400'lülerden. 700'lü sayılar daha büyük. En sonu da 450'li kaldı. En büyük sayı hangisi? 848 ile başladığı için 848 bin diğerlerinin binliklerinden bile daha büyük olduğu için birinci büyük, ikinci büyük, en sona da bu kaldı, üçüncü büyük. Hadi gelelim sorumuza, ne diyor? Lina mağazada gördüğü eşyaların fiyatlarını büyükten küçüğe doğru sıraladığında dördüncü ürünü alıyormuş. Büyükten küçüğe sıralıyormuş. Burası bizim için oldukça önemli. Ve dördüncü ürün alınıyormuş. Hadi bakalım. En büyük hangisi, ona bir yazalım. Büyükten küçüğe. Birinci ürünümüz. Evet. 370. Sonraki büyük. 245. Sonraki büyük. 230, üçüncü büyük. Diğeri, dördüncü büyüğü bulacağız. Şapka! Ve en son da bu kalıyormuş. Dördüncü büyük hangisi oldu? Şapka. Demek ki Lina ne alıyormuş? Lina bizim için şapka alacakmış. Sayıları büyükten küçüğe yazacak olursak nasıl yazarız çocuklar? 370 büyüktür 245'ten. 245 büyüktür 230'dan. 230'dan. 230 büyüktür 126'dan. 126 büyüktür 95'ten. 1, 2, 3, 4. Bu olduğu için bunu söyleriz. Gelelim son sorumuza. Ahmet, Sıla, Hatice, Zeynep, Can, Pelin arkadaşlar meyveleri kendi aralarında sırayla ağırdan hafife doğru paylaşacaklardır. Meyvelerin paylaşımında en hafif meyve hangisidir diye sormuş. Tabii ki sonuna ne işaretini getiriyoruz? Soru işaretini getiriyoruz. Ahmet en ağır alıyor. O zaman Ahmet hangisini alır çocuklar? En ağır meyvemiz hangisi? Nar. Ahmet narımızı aldı. Sırada Sıla var. Sıla sonraki ağırı alacak. Hangisi? Evet, elma. Şimdiki en ağır hangisi? Hatice alacak. Armut. Şimdiki en ağırı kim alıyor? Zeynep. Şimdiki en ağır Can'a gidiyor. Ve en sona kalan en hafif meyvemizi kim alıyor? Pelin. En hafif meyvemiz hangisiymiş? Mor, erik. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.